Hatta şey dediler, doğru onu da bilmiyorum. Temizlik görevlisi ihtiyacının ancak %25'inin karşılanabilir. Okullarda temizlik sorununun tek çözümü acilen yeterli ve kadrolu atama. Okullarımızda temizlik sorunu içinden çıkılamaz bir kısır döngüye dönüştü. Biz veliler okullarda temizliğe çağrılıyoruz. Okullarda temizlik görevlisi istihdamı için biz velilerden paralar isteniyor. Okullarımızda hastalıklar yaygınlaşıyor. Okullarımızdaki temizlik sorunu hem öğrenciler hem öğretmenler hem de tüm toplum için halk sağlığı sorununa dönüşmeye başladı. Velilerin, öğretmenlerin okulları temizlediği, çöp yığını haline gelmiş okul görüntülerinin ortaya çıkmasıyla geçtiğimiz hafta okullardaki temizlik görevlisi ihtiyacının ancak %25'inin karşılanabildiği, 30 bin temizlik görevlisinin daha alınacağı bakanlık tarafından açıklandı. Kamu okulu sayısı 60.734. Bu yetersiz sayı ile sorunun çözümü mümkün değil. İş gücü uyum programı ile günlüğü 566 TL'ye haftanın 3 günü güvencesiz yani asgari ücretin yarısından daha az bir ücretle sadece kaza sigortası yapılarak gayri insani çalışma koşulları altında bir program ile bu sorunun çözülmeyeceği çok açıktır. Şu anda okullarda temizlik görevlileri açlıktan açıklanan son 30 bin görevlendirme ile 5 farklı istihdam şeklinde çalışacaklar. Okullarda temizlik alanında az sayıda kalan kadrolu çalışanlar dışında 4 farklı istihdam yaşama geçiriliyor. Birincisi iş gücü uyum programı adı altında 566 TL'ye haftanın 3 günü asgari ücretin yarısının dahi altında çalıştırma koşulları. İkincisi geçici iş statüsünde çalıştırılma. Üçüncüsü alınacağı açıklanan 30 bin temizlik görevlisinin toplum yararına program kapsamında asgari ücret karşılığında çalıştırılması. Dördüncüsü ise PİK test yani Türk Eğitim Sistemi'nde çocuklar için kapsayıcı eğitim desteği projesi kapsamında göçmen çocukların okuduğu okullarda çalıştırılan temizlik görevlileri. Kamuda esnek, güvencesiz, düşük ücretle hatta asgari ücretin de altında çalışma temel istihdam biçimi haline getiriliyor. Özel okullarla kamu okulları arasında her geçen yıl daha da artan eşitsizlik birçok konuda olduğu gibi şimdi de temizlik konusunda yaşanıyor. MEB'in daha geçen gün açıkladığı rakamlarla kamu okullarındaki öğrenci başına eğitim desteğinin 3 lira olacağı söylendi. Bugün sakızın bile 5 lira olduğu bir dönemde öğrenci başına 3 lira verilmesi MEB'in çocuklarımıza verdiği değerin göstergesidir. Oysa iş özel okulların desteklenmesi söz konusu olduğunda öğrenci başına 24 ile 28 bin lira eğitim desteği verilebiliyor. Salgında, depremde olduğu gibi yoksulluğun, eşitsizliğin her geçen gün arttığı bir dönemde öğrenciler, veliler, öğretmenler, eğitim emekçileri temizlik sorununda bu sorunla baş başa bırakıldı. Haliyle çocukların bu durumuna kayıt kalmayan veliler, öğretmenler okullarına sahip çıkarak temizlik yapmak zorunda bırakıldılar. Her yıl olduğu gibi bakan bu yılda okullarda para toplanmadığını açıkladı. Her veli, her öğretmen, ülkemizdeki herkes bu açıklamaların gerçek dışı olduğunu biliyor. Yıllardır eğitime yeterli bütçe ayrılmamasının sonucu olarak bağış adı altında paralar toplanıyor. OECD raporlarında dahi anayasal hak olmasına rağmen Türkiye'de parasız kamusal eğitim olmadığı belirtiliyor. Kamu okulları için yarı özel ifadesi kullanılıyor. Kamu okulları da ticarileştirilmiş, paralı hale getirilmiş durumdadır. Temizlik emekçilerinin istihdamı da çok sayıda okulda verilerden toplanan paralarla çözülmeye çalışılıyor. Yoksul mahallelerdeki okullarda her alanda yaşadıkları eşitsizliği şimdi de temizlik, sağlık konusunda yaşıyorlar. Anayasada net olarak tanımlanan sosyal devlet ilkesinden sosyal devletin sorumluluklarından tasarruf gerekçeleriyle tek tek vazgeçiliyor. Her yeni güne eğitimde yeni bir tasarruf tedbiriyle başlıyoruz. Öğrenci Veli Derneği olarak dile getirdiğimiz okullarda başta temizlik personelinden, güvenlik personeline, sağlık personelinden teknik personele yer verilmemesi hali yıllardır devam ediyor. Bugün ülkemizin içinde bulunduğu koşullardan dolayı bu sorun daha da görünür olmuştur. Tasarruf adıyla açıkladığınız tüm gerekçeleri reddediyoruz. Çocuklarımızın yaşamı, sağlığı, kamusal, laik eğitim hakkı, temiz bir okul ortamında eğitim görme hakkı tasarruf gerekçesi olamaz. Çözüm adına sunulan
Tüm seçenekler seçeneksizliktir. Kalıcı ve sürekli değildir. Tek çözüm yeterli sayıda kadrolu atamanın yapılmasıdır. Güvencesiz, düşük ücretle çalışma biçimlerine son verilmelidir. MEP acilen tüm okullara yeterli sayıda kadrolu temizlik, güvenlik, sağlık ve teknik personel atama yapmalıdır. Öğrenci Veli Derneği.